Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere yapımı farklı, kolay bir pasta tarifi vereceğim. Mozaik pastayla muhallebi çikolata sosunu birleştirip farklı bir pasta çıkaracağız ortaya. İlk önce muhallebisini ve çikolata sosunu ayrı ayrı pişireceğim. Kenara koyacağım. Ondan sonra mozaik pastasını hazırlayıp üst üste hepsini yerleştireceğim. Onun için önce muhallebisini hazırlayayım. Uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. 1 litre sütü tenceremin içerisine alıyorum. Ocağımızın altını yakmadan önce nişastamızı, şekerimizi hepsini koyalım. 2 yemek kaşığı böyle tepeleme dolu dolu nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. 3 yemek kaşığı dolusu da un koyuyorum. Böyle dolu dolu. 1 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemelerimi karıştırayım. Ondan sonra ocağımın altını yakacağım. Ocağınızın altını direkt yakmayın arkadaşlar. Bu sefer nişastalar hemen ısındığı için dibine yapışıyor. Önce karıştırın, ondan sonra ocağınızı yakın. Karıştıktan sonra ocağımın altını orta ateşe getiriyorum. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşıp kıvam almaya başladı arkadaşlar. Koyulaştıktan sonra bir 10-15 saniye daha karıştırarak pişirmeniz yeterli. Şimdi hemen içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Şimdi tereyağı eriyene kadar hızlıca çırpıyorum. Muhallebiyi de hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu arka tarafa alayım, en son çırpacağım. Ama öncesinde ocağın başındayken ben çikolata sosumu da pişireyim. Sürekli kameramı bir o tarafa bir bu tarafa çevirmeyeyim. Ben başka bir tencerede çikolata sosumu da hazırlayayım. O da hazır olsun. Hazır çikolata sosu kullanacağım bu esnada. Kendim de yapabilirim ama bunu daha sizlere kolaylık olsun diye arzu ederseniz de kendiniz hazırlayabilirsiniz. Arkasındaki ölçülerden şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar eksik süt ilave ediyorum. Benim kullandığım çikolata sosunun arkasında 2,5 su bardağı yazıyordu. Ben de 2,5 su bardağından şöyle 2 parmak kadar aşağıda süt ilave ettim. Bundaki maksat biraz daha koyu bir kıvam olması için. Ocağın altını yakıyorum. Sürekli karıştırarak, koyulaşıp kıvam alana kadar sürekli orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kıvamını aldı artık arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 saniye daha karıştırarak pişireyim. Ocağın altını kapatacağım. Beni sürekli takip edenler bilir. Ben böyle çikolata sosunun içerisine varsa çikolata da ilave ediyorum. Ama şu an çikolatam olmadığı için yarım yemek kaşığından bile az tereyağı ilave ediyorum. Bu tereyağının sayesinde böyle çikolata sosumuz daha parlak olacak. Benim hazırladığım çikolata sosu bu arada diğer çikolata sosu arkadaşlar. Fark etmez. Her türlü kullanabilirsiniz. Yetti arkadaşlar. Altını kapatayım. Şimdi artık bisküvilerimi kırıp muhallebi ve çikolata sosumu dökmeye başlayayım. Şimdi bisküvilerle uğraşırken ben gelip çikolata sosumu şöyle karıştıracağım arkadaşlar. Yoksa üzeri kabuk bağlayacak. Yani kabuk bağlamasına engel olun. İçerisine 2 paket sade bisküviyi iri iri olacak şekilde kırıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle sıkıp bırakıyorum. Çok fazlasıyla böyle dağıtmayın. Şöyle sıkıp bırakıyorum. Çok fazla aşırı iri de değil. Çok böyle küçük küçük de değil. Şöyle yapıp bırakıyorum. Şimdi bisküvileri kırdıktan sonra 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 su bardağı normal oda ısısında ya da dolaptan aldığınız sütü koyabilirsiniz. Süt, 150 gram tereyağı. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Hatta böyle hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Hem sokup elimde şöyle karıştıracağım. Çok böyle ezmiyorum. Karıştırdım. Şunu bunu kenara alayım. İsterseniz şöyle kelepçe kalıbınız varsa bunu kullanabilirsiniz.
daha rahat olacaktır. Ama ben herkesin evinde kelepçeli kalıp olmadığı için herkese hitap etmesi amacıyla şöyle bir borcam yapacağım. Bu tarz borcam birçok kişinin evinde vardır. Bunun bir büyüğünde de yapabilirsiniz. Daha ince olacaktır. Ya da daha küçük karede yapabilirsiniz. Biraz daha kalın olacaktır. Artık nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Bir miktar suyla ıslattım. Şimdi hazırladığım mozaik pastayı alt kısmına koyuyorum. Spatulayla yayıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar, elimle güzelce böyle bastırdım. Şimdi bunu bir kenara alayım. Şurada beklesin. Hemen muhallebimi bir çırpacağım. Tamamen isteğe bağlı. Bir paket ben krem şanti ilave edeceğim arkadaşlar. Böyle kıvamını daha güzel yapıyor. İsterseniz de elinizde krema varsa krema da ilave edebilirsiniz. Şimdi mikser karışana kadar 2 dakika çırpıyorum. Tamamdır, yeterli. Kremanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika oldu. Gerçekten ara katına. Şimdi bunu kenara alayım. Tekrar bisküvi mozaik pastamı alıp şimdi üzerine döküyorum arkadaşlar hepsini. Spatulayla eşit bir şekilde yayıyorum. Çok fazla böyle alttan üste doğru değil arkadaşlar. Böyle üstün üstten yavaş yavaş. Alttakini kaldırmayın. Çikolata sosumu sürekli gelip gidip karıştırdığım için gördüğünüz gibi üzeri kabuk tutmadı ve kıvamı çok güzel oldu. Hemen şimdi üzerine dökeyim. Üzerine dökerken direkt bir yere değil arkadaşlar. Eşit bir şekilde döküyoruz. Bir yere dökerseniz bu sefer alttaki muhallebi de çok karışacak. Şimdi spatulayla çok bastırmadan altına inmesin arkadaşlar. Üstten üstten düzeltiyorum. Spatulayla şöyle pürüzsüz hale getiriyorum. Pastamız hazır arkadaşlar. Şimdi dolaba kaldıracağım. En az 2-3 saat en az dolapta beklemesi gerekiyor. Ama akşamdan yaparsanız kıvam çok daha güzel olacaktır. Ben de 3-4 saat kadar dinlendirip servis edeceğim. Pastayı yeterince dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi hemen dilimleyip servis tabağını alayım. Dilimleri ayırayım. Biraz böyle bastırarak dipten dümdüz çekin arkadaşlar. Her defasında bıçağınızı temizleyin. Uç kısımdakini aldım arkadaşlar. Böyle daha rahat çıkartabilmek için. Hemen şöyle bastırıyorum. Gerçekten çok güzel bir pasta oldu arkadaşlar. Görüntüsü, tadı harika. Tadına baktım ben öncesinde. Şimdi hemen şöyle dilimleyeyim, sizlere de göstereyim. Ve videomu da bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.